Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkes yerlerini alalım. Hoş bulduk. Öncelerine kurban. Kendin de kül kedisi. Ben öğlenden sonra iyi oluyorum. Sabahları. Geldin mi kendine? He sabahları. Demek ki sana güneş lazım şöyle bir öğle sıcağı lazım. D vitamini lazım. Hani kapağın da geçiyor. Evet. Nuray Hanım hoş geldiniz. Peri Hanım da hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz masamıza buyurun. Hoş geldiniz. Gerçekten hoş bulduk. Evet, bir gün daha kavuştuk hanımlar. Masaya niye oturduk bugün? Hanımefendilerin yemeklerini tadacağız. Ne kadar hamar atmış, iddiasının altını doldurabildi mi, lezzetli oldu mu, sunumundan misafirperverliğine kadar hepsine puan vereceğiz. Tabii herkesin bakış açısı, görüşü farklı. Herkesin damak lezzeti farklı. Masa için yorumlardan başlayalım. Evet, Nuray Hanım, masayı nasıl buldunuz? Masa, yani ilk etapta güzel gözüküyor ama yapma çiçek koymuş, onu biraz beğenemedim. İlk ona mı takıldınız? İlk ona takıldım, evet gelirken. Bir eksik bu mu der gibi yani oldu. Hayır, aslında söyleyeceğim ama ilk yapma çiçek. Yani dün zaten yapma çiçek savundum. Evet, savundunuz. Onun arkasındasınız ama normal. Bir davet sofrasında yapma çiçek olmaz. Davet sofrasında yapma çiçek olur. Siz dün de özellikle altını çizdiniz. Canlı çiçeğin içine böcek olur diye. Evet. Onlardan önceden kontrol edilip geliniyor. İlaç sıkılıp geliniyor ama siz bana bir kanıt getirecektiniz. Getirdiniz mi? Kanıt getireceğim demedim ki dediniz. Ben size. Kendi günümde görürsünüz canlı çiçeği. Olsun. Hayır, ben sizden canlı çiçek bekliyorum demedim. Ben siz bana dediniz ki buna canlı çiçek olur masaya ve buna dair bir kağıt tamam, bir şey getireceğim dediniz. Ha, davet size. Sofralarında gerçek çiçek kullanılmasına ait bir belge mi istiyorsunuz? Evet. Yazısal bir şey. Kurallarıyla tam cumaya kadar getiririm ben size. Peki böcek çıkması sana göre mantıklı mı? Ya böcek çıkma öyle bir şey hiç ben karşılaşmadım. Yani kim karşılaştınız mı siz daha önce? Yok, ben hiç karşılaşmadım. Hiç de öyle bir şey olmadı yani böcek her neden günde çıksın çiçek? Çiçek gelir eve işte böceklenmedi. Çünkü zaten ilaçlanıyor o çiçekler böceklere karşı. Bunun içinde çıkma olasılığı daha yüksek. Ve bu çiçeği beklemiş. Ben yaptım. Tamam olabilir ama bunu bir yerde beklettiniz. Değil mi? Bir yerde duruyordu. Yani yıkayıp da mı getirdiniz? Böcek mi yürüyüşüne yıkayıp getirdim evet. Köpüklere taktım. Ben yaptım. Tek tek yıkadım hepsini. Tertemiz. Ama daha öyle bir şey daha olmaz. Bu çiçeği siz mi yaptınız? Evet ben yaptım. Sanki bana sizin söz veya nişan çiçeğiniz evden... Hayır buraya özel yaptım. Tüller... Ben yaptım altındaki görünmesi diye. Ay ne bileyim birden öyle gözüme kirli gibi geldiler. Eski bir çiçek gibi mi geldi? Evet. Renginden dolayıdır hani çünkü o. Böyle istemeye falan gelirken böyle çiçekler getiriliyor ya. Ondan şu altındakini o zaman... İsteme çiçeğim canlıydı gül getirmişlerdi. Sen neyi araştırıyorsun? Eski mi yeni mi diye mi bakıyorsun? Şu altındaki hani... Anlatayım size. Söz çikolatası mı diye baktım. Söz tepsisi gümüş Hayır, oluyor ya. Hayır tepsinin üstüne köpük koydum. Üzerine çiçekleri ben koydum. Tülle de tepsiyi kapattım. Yalnız tül seçiminiz yanlış kirli gibi duruyor. Ben renginden dolayı mı yanlış evet. Seçim yoksa kirli tül almış mı? Yani kir, sanki pudrayı seçince kir, uzaktan baktığımda pudra ben pembesi, pudra pembesi de ama evet. Şey bir tabii çiçekte kirli gibi durmuş. Zaten ben şey davet masasına sizin çiçeğiniz çiçek... yoktu şu an neyi yorumlamaya çalışıyorsunuz ya anlamadım benim, yani. Benim çiçeğim yoktu ama en azından ortadaki mumum vardı. Benim de mumum yok çiçeğim var. Ben çiçeği beğenmedim. Bana eskide kirli gibi hayır, dediniz. Bana kendisinin yaptığı gibi gelmiyor. Bence bu bir ya kendisinin ya da bir başkasının isteme veya söz çiçeği. Ha, bu şekildeydi evet. Yani. Bir uğraş yok içinde. Hayır hayır. Bunu kendisi yapmamış. Peki. Şey Ayşe gibi oldu. Düşüncesi. Sizin bu erişteye döndü galiba. Yok değil. Kendim yaptım. Ama. Anlatıyorum da zaten. Ondan sonra bardaklara bakıyorum şimdi. Bakın ben kendim hepsini tek tek sildim. Bardakların kenarında gümüş mü var? Hayır. Gümüş çizgi yok mu? Hayır yok. Bana var mı? Işıktan hayır mı? Yok. Ha diyecektim gümüş çizgi varsa diğer bardakların gümüşleri bulaşık makinesinde solmuş yok, gibi. Yok ışık yansıyor. Ha ışık mı yansıyor? Evet. Tamam o zaman. Bardakların gümüş çizgisini arıyor Ayşe Hanım. Ayşe Hanım masadaki bardakların ağzına takıldınız. Ne kadar saçma bir yorum. Siz keşke kendi gününüzde bardağınızdaki lekelere baksaydınız. Burada gümüş rengi arayacağınızı. Onlar leke değil o bardağın buharlı dekoru. Peki beğenmedi mi sofrayı Ayşe abla? Çiçeği hiç beğenmedim. Çiçek tamamen bana uygun değil. Ama yemek takımlarını, suplalarını beğendim. Bardaklar günlük, ben bunlarla bile kendim evde içmem zaten bu bardaklarla su. Neden içmiyorsun? Ya, sarayda falan mı yaşıyorsunuz? Yok. Yok, hayır. Benim tarzım öyle. Yani ben şatafatlı yaşıyorum. Yani misafire koymam daha doğrusu. Ha, günlük belki. Daha çok günlük, evet. Evet, bu çok yani basit. Duruyor. Hani böyle markete giderken, hani geçerken...
alayım da evde hani. Ama sen günlük de içmem dedin yani. Günlükte yani günlükte de içmem. Evet, günlükte de benim bardaklarım. İnanın bu bardağıma benzerim var. Kenarında sarı goldlarım, şu altında da şöyle tutma şeylerim siz var. Siz gold seviyorsunuz. Ya gold, gümüş de seviyorum. Gümüşüm de var. Ama yani diyorum, masada çiçek ve bardakları beğenmedim. Diğerleri güzel. Nermin Hanımcığım, siz ne diyorsunuz Ayşe Hanım'ın ben bu bardakla su içmem yorumuna? Katılıyor musunuz? Kesinlikle katılmıyorum. Gayet de spor, gayet güzel. Yani içilebilir. Yani bunu kesinlikle söz konusu etmeye bile gerek yok. Ayrıca Kadir Bey, ben dün de dedim, bir davet sofrasında yapay çiçek olmaz. Ama Rümeysa Hanım o kadar güzel bir çiçek seçmiş ki ilk oturduğumda hemen dokundum. Yani bana hiç yapay çiçek gibi gelmedi. He, tamam, yine lafımın arkasındayım ama seçimi çok güzel. Yani şık bir yapay çiçek mi yapmış? Evet, çok şık. Yani peki gerçekmiş gibi. Peki yaptığına inanıyor musun? Katılıyor musun? Evet, inanıyorum. Hayır, Ayşe Hanım dedi ya. Ben inanıyorum. Yok, yapar. Değil, niye değil, yapmasın? Değil, kendi yani yaptığı değil. Ben de bunu savunuyorum. Siz kendiniz beceriksizsiniz bence. Benim de becerikli olduğuma inanmıyorsunuz. O kadar çok becerikliyim ki. Sen 23 yaşındasın. Ben 55 yaşındayım. 25 sen yaşındayım. Benim keşke görseydik becerikliyim. Becerikli olup olmadığımı bilemezsin. Ve seni de terbiyeye davet ederim. Bana anne yaşındaki bir kadına beceriksiz diyemezsin. Rümeysa Hanım, karşınızda sizden daha büyük biri var. Daha kibar konuşabilirdiniz. Hakaret etmedim ki ben size. Bir insan der ki, bu hakaret değil ki. Bir insan beceriksizse beceriksizdir. Yani bunun yaşla alakası yok. Beceriksiz değilim. Keşke gününüzde gösterseydiniz. Gösterdim, gayet çok güzel gösterdim. Bana göre evet, gösterdiniz. Bir beceri göstermiyordu yaptığınız tamam, yemekten. Tamam, siz benim... Kadir Bey, devam edebilir miyim? Ayşe Hanım, bir tamam, cümlesi. Tamam. Ya beğenmek zorunda değilim. Ben zaten dün de söyledim. Beğenmenize değil, inanmamanıza söylüyorum. İnanmıyorum. Rümeysa bu çiçeği yapabilir, inanıyorum. Keserim, istiyorsanız. Bilmiyorum, ben istiyorsanız elektriği mi aldın? Hissediyorum, aynen hissediyorum Nermin Hanım, ya. İstiyorsanız burada vakit olursa biz sizinle bir kesin makam yarışması yapalım mı? Aa, ne güzel olur. İstiyorsanız. Aa, yapar yemin mısınız? Ediyorum. Dakika tutacağız ama 15 dakikada hamur yoğurup açıp keseceğiz. Okey misiniz? Ben kesinlikle, Ayşe kesinlikle okeyim. Kesinlikle, 15 dakika. 15 dakikada, 15 dakika olmasa bile yarım saatte. Yok, yarım ben saatte öyle... ben... Şu an 10 dakika değil. Mantı yaparım ben yarım saatte. Yok, siz önce 10 dakika önce demiştiniz. Küçük bir tane, küçük bir minik bezede yapacaksın ancak. Yok, bu kadar. Bir beze yapacağım. Yani normal bir yemek, bir tencerelik. Neyse, bir tencerelik yaparım. Sizin açtığınızı göreyim ben. Düelliğe yok musun? Evet ya, lütfen. Hadi be, çok fazla kendimi yormak istemiyorum. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Kendimi kanıtlamak istemiyorum onlara. Peki, ben kendimi biliyorum. Sen kendi söyledin. Kanıtlayamayacağına inandığı için geri kesildiği için. Şimdi buradan belki bıçağı tutamayabilirim. O zaman da canım yanar. Keserken yapamadınız dersiniz. Ay, bahaneli. Az önce bence iftira attığını düşünüyorum ben Ayşe Hanım. Çünkü beraber mi yaptınız diyor. Yakın oturuyorsunuz gibi bir şey söyledi. Ben şu ilk defa yakın oturuyorum. Yok, çünkü her sabah beraber geliyorlardı onun için. Siz nerede oturuyorsunuz? İki kelime dahi konuşmuyoruz. Nermin Hanım, nerede oturuyorsunuz? Her sabah. Siz? Ümraniye'de. Ben Ümraniye'de. Dönerken alıyorlarsa. Ama şey... Ben uyuyorum. Ben ben tanıdığım günden beri ikisi beraberler. Yo, ben sadece şu var. Ben açık konuşuyorum. Ama olsun. Sonuçta ikimiz bir geliyorsunuz. Biz bana gelene kadar aradan bir saat geçiyor. Sizle de bir geldik. Hanımefendi, bak, benim evimle sizin eviniz 5 dakika sürüyor. Aynı arabada mı diyorsunuz? Kadir Bey. Kadir Bey. Benden önce geliyor. Kadir Bey. Sen de Kadir Bey, 5 dakika evimiz. Ben Ümraniye'de. Kadir Bey. Tuzla'dan Ümraniye'ye gelene kadar samimi mi oluyorlar diyorsun? Olabilir. Kadir Bey. Bir buyurun, şey söyleyeyim mi? Buyurun. Aralarında 2 dakika var bunların en belki. En fazla 5 dakika var. Aynen. Aa, ve ben Rümeysa Hanım'ın... Sen İzmit'te oturmuyor musun Ümraniye'ye? Annem nereden alıyor? Annem nerede oturuyor? Ümraniye'de. Çünkü 5 dakika falan evli. 5 dakika geliyorsun. Her şeyi hallediyoruz. Tamam, 30'dan Ümraniye'ye geliyor zaten 5 dakika sonra seni alıyormuş. Ben seni İzmit'ten geliyorsun. Ben Rümeysa'dan önce Ağabeyli'ye zaten gidip aynen geldim. Yani peki, neyse. Sen şimdi erişteyi kabul etmedin. Çiçeği kabul ediyorsun ama. Evet, ediyorum. Sizce zor bir şekilde mi yapılıyor? Zor bir şekilde değil, çiçek. Senin yaptığına inanmıyor. Çiçek zaten basit bir çiçek. Çiçek. Bunu git kına malzeme satan yerlerden bu çiçekleri tek tek al. Ay, daha bir şey diyeyim mi? Bence de. Masanın yorumunu yapabilir miyim? Tamam, masayı yorum yapmadım. Buyurun Nermin Hanım. Şey, masası gerçekten çok şık. Her şey yerli yerinde. Çatalı, bıçağı. Nermin Hanım, ben de vermişim ama masayı yorumlamadım ben. Çiçeği yorumladım ben şu an. Nermin Hanım, bir kere her şey yerlerinde değil. Bu hayır, kaçık, eksik bu, yok. Ne kadar uzak. Bak, eksik yok. Sizin dün çatal yoktu bir yerde, bıçak yoktu bir yerde. Şeydi, o şuradaydı benim kaşığım. Ben kendim yanaştırdım. Benim çatalım da yoktu. Sizin bıçağınız yoktu masanızda. İşte, ayrıca demek ki insan heyecandan unutabiliyormuş bazı şeyler. Ben bir şeyi unutmadım. Şu an yok, her şeyim bu, tam. Şöyle, şöyle bayanla yayınladı. Ben buraya oturdum. Ben düzelttim keşke bunları. Keşke çekmeseydiniz de yorumunuzu yapsaydınız. Yok. Biz de görseydik. Ben şöyle, de şu an buna inanmıyorum. Bana çok şık geldi. Kadir Bey, bana şık geldi. Peki, Perihan Hanım, sizin yorumunuz nedir? Bıçak güzel, şık.
Bıçaklarınızın ben çoğu... Sportif. Ben o kadar çiçeğe takılmıyorum. Canlı veya sahte. Ama dünkü gibi yine yanlış. Yani olması gereken buydu. Şimdi ben çorba içeceğim ya. Hı. Hani buradan almam gerekiyor. Ama ben buradan çorbayı nasıl alayım, buradan böyle getireyim ya da buradan... Çok zorlandınız değil mi? Ama şimdi şöyle bir şey... Hayır, nasıl alayım şimdi, diye anlatıyorsunuz. Çatal bıçak... Terk olduğunu söyleseniz anlayacağım da nasıl buradan alayım? Sanki ağır bir şey taşıyormuş gibi anlatıyorsunuz. Şimdi tamam, burada dursun, ben çorbamı nasıl içeceğim, böyle mi içeyim? Dünkü masada da kaşıklar yanlıştı. Evet. Bugünkü masada da kaşıklar yanlış. Hani uyum olarak dedim, belki yetiştire... Hani Ayşe Hanım'a dedik ya, yetiştiremediniz mi? Belki siz de yetiştiremediniz ama doğrusu bu. Dün Rümeysa masa yorumunu nasıl yapmıştı? Dün Rümeysa yorumunu güzel yapmıştı. İşte kaşığım yok, bıçağım yok. Ayşe Hanım yetiştiremediniz. Çünkü. Yok şunu yapamadınız dediniz. Yoktu ama çünkü. De oldu. Ama yoktu. Bugün de yoktu gibi sayıyorum ben. Ama ben bugün de yoktu sayıyorum. Çünkü ben bunları burada istemezdim. Bu benim için bir yoktur yani. Kaseyi kafanıza falan mı dikleyeceksiniz? Nasıl, orada kaşık var, nasıl görmüyor musunuz kaşığı? Tamam. Benim yorumum bu kadar. Teşekkür ederim Kadir Bey. Peki Perihan Hanım, dün sen dedin ya, hiç bu yarışmayı ciddiye almıyorlar, yorum yapmıyorlar. Bugün herkes gayet yarışmayı ciddiye alaraktan gelmiş. Siz kabul eder miydiniz böyle bir durum peki? Yani. Ben eksikliğe yorum yaptım dün. Tamam, yanlış tarafa konulduğunu kabul eder miydiniz? Yani yorum yapardım. Eleştirirdiniz evet. Değil mi? Peki. Çorbamız neydi? Köz biberli domates çorbası. Hadi bakalım, gelsin o zaman efendim. Çok sinirlendirdiler beni, gerçekten elim ayağım titriyor yani. Kesinlikle dolu yorum yapmıyorlar. Kaşığı buradan alıp buraya taşımışsan nakliyeci getirir gibi. Yani kaşıklar ters olmuştu, kabul ediyorum zaten bunu. Onu bırakın Ayşe Hanım, size Nermin Hanım'la birlikte geliyorsunuz dedi. İftira attı resmen, bana saygısız diyorlar. Ben kesinlikle saygısız değilim. Ben doğru yorum yaptığım için kabul edemiyor bunu. Nuray Hanımcığım, siz menüye bakarak... yarışmacının yaşına göre gayet iyi bir menü demişsiniz galiba. Yaşına göre evet, güzel. Yaşına göre iyi. Şimdi masada yemekleri yaşa göre değerlendiriyor musunuz? Yaşı genç olduğu için tecrübesi de ona göre olduğunu düşünüyorum. Nuray Hanım, yaşla tecrübenin hamaratlığın ne alakası var? Niye öyle diyorsunuz? Hayır canım, ne alakası var? Nuray Hanım daha genç ve daha az yemek yediğinde var. 18 yaşındaki genç kızlar bile yapabiliyor yani. Olabilir ama daha az deneyim var. Daha az mutfakta bulunmuş. Mesela bizim yaşımız gerçi sizinle daha yakın. Evet. Ben Rümeysa Hanım'ın yaşa kadar belki de mutfakta bulundum yani. O da önemli değil işte. Önemli. Rümeysa Hanım, duyuyorsunuz, hala yaşlıyorlar. Beni rakip görüyorlar kendilerine ve yaşıma takılıyorlar gereksiz bir şekilde. Yaş önemliyse Ayşe Hanım'ın daha farklı yemekler yapması gerekmez miydi? Ayşe Hanım yaşına güveniyorsa daha iddialı bir menüyle çıkmalıydı. Kendisi beceremedi, yapamadı, bana laf söylüyor. Peki siz de cidden Nermin Hanım'ın Ayşe Hanım'a inat bağlı şeyleri beğendiğini düşünüyor musun? Ha, sen evet. De öyle düşünüyorsun. Evet. Bence de öyle ya. Bana öyle geliyor. Ayşe Hanım'a Rümeysa'yı koruyormuş gibi geldi. Evet, bana da öyle geldi. Ben hiç kimseyi korumuyorum. Ben kendime bakarım. Ben kimse, ben de gerçekler neyse odur. Yani doğru tektir ya. Yani Nermin Hanım, bu çiçeğe canlı gibi duruyor dediniz siz. Yani ne kadar gerçek. Ne kadar yani, bilmiyorum nasıl gerçek. Canlı gerçek gibi duruyor. Hayır. Bana öyle geliyor. Ben önemsemiyorum. Bilmiyorum ama ben onu böyle canlı gibi görüyorum şu an. Canlı çiçek. Madem bu kadar uğraştın, ettin bunu, ne diye bu altına bu tülü koyarsın? Ya ama tülü neyine tahlil altına? Ayşe Hanım lütfen. Neyse. Konuşmayacağım. Dökülecek, dökemedi içine. Dökemedim, evet dökemedim. İçim ne oldu söyle? Yani ne rahatsız etti seni şu anda? Ya evet, yani diyor ki ay bardağım, ay kaşığım bilmem ne. Ya dün bardağındaki lekeler, yani böyle bir sürü bardağında lekeler, izler. Diyor ki ay kaşığıma sürü... Ama siz bana hiç bardağımda leke var diye bana söylemediniz. Şey sürü, Rümeysa söyledi. Bakın ben daha... Bardağa sıra gelmemişti Rümeysa. Yok, söyleyebilirdiniz, söyleyebilirdiniz. Gayet de beğendiniz bardağını. Su içtiniz bardağımdan. Hiçbir şey yorum yapmadınız bardağımı. Şimdi ay, diyorsunuz, su içtim diye beğendim mi oluyor? Hayır, şimdi bardağımı diyorsunuz ki bardağı şöyle diyorsunuz. Hayır, hayır. Siz Rümeysa Hanım'ın söylediği fikirleri siz ona söylüyorsunuz. Hayır bakın, onu siz karıştırmayın lütfen. Avukatı mısınız? Şu an Rümeysa Hanım karıştırmayın. Ay kaşıma tül sürüldü. Ay şey, ya tül olabilir, sürüldü bunu falan. Ağzıma götüreceğim yapma, ben. Yapma kurban olayım. Ya sen de dün pis pis yani bardaklarla önümüze işte su bardakların koydun. Pis değildi. Pisti ya. Kirliydi ya. Bugün niye söylüyorsun? Dün söyleseydin. Dün de söyledi ki evet söylemedin. Rümeysa Hanım gördü, yorumu yapıyordu. Bak Nermin ablada da var dedi. Ben de aldım baktım, evet gerçekten varmış dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.